الإمام النورسي يرى القرآن جامعا لكل أنواع العلوم، ولذلك لا يمكن لشخص واحد أن يفسر القرآن الكريم، يجب أن تكون هناك هيئة من كل التخصصات لتفسير القرآن الكريم. يسأل سائل: لماذا فسر إشارات الإعجاز وحده؟ هو فسر إشارات الإعجاز خشية أن يستشهد في الحرب العالمية أو في الحرب. Evet. Yani bu tabii şeyin tefsirin bir heyet tarafından yapılması görüşü üstadın çok dikkat çekiyor. Bediüzzaman'a göre Kur'an bütün ilimler için aldığı için neden acaba bir heyet tarafından tefsir edilmelidir diyor. Çünkü Kur'an bütün ilimler için aldığı için, yani bir tek ilmi değil, bütün ilimleri ihtiva ettiğinden dolayı tefsirde her ilimde uzmanlaşmış kişilerden oluşmuş bir heyet tarafından yapılmalıdır bu yüzden. Hem Arapçayı bilecek, dili, belagatı bilecek, felsefe, hem de birçok bilimlerde uzman olmuş kişiler olacak. Ama bunlar da aynı zamanda Arapçayı bilmesi lazım. Çok zor bir şey. Yani o kadar basit bir şey değil. Bu arada tabii Bediüzzaman neden böyle bir tefsiri yazmıştır dediğimiz zaman tek başına, o tek başına birçok kişinin yapacağı görevi yapmıştır. Bunun sırrını da şuradan anlıyoruz. Hani malum 90 mücellet, 90 cilt kitabı ezberleyip 3 ayda bir tekrar etmesi, aslında zamanında var olan bütün ilimleri okuyup ezberlediğini ve tekrar edip iyice yerleştirdiğini gösteriyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederken bütün bu öğrendiği ilimleri bu tefsirinde zikrettiğini görüyoruz. Rastgele bir tefsir ve rastgele bir anlayış değil. Risale-i Nur da zaten onların Cenab-ı Hakk'ın tabi ona verdiği bir kabiliyetle, düşünün. Yani 90 kitabı ezberleyip 3 ayda bir tekrar etmek Ümit abi normal bir şey mi yani? Ezberliyorsun 90 kitabı, üstelik ezberden tekrar ediyorsun. Şimdi bu nasıl bir kabiliyettir Cenab-ı Hak vermiş, nasıl bir dehadır, yerleşiyor. Sonra işte Cenab-ı Hak yanında hiçbir kitap olmadan bunları yazması noktasında ona yardım ediyor. Ve hakikaten çok enteresan, orijinal şeyler çıkıyor. Evet. İşte kendisini böyle bir tefsire sevk eden şey, Kur'an'ın nazmı ile ilgili aklına gelen işaretlerin savaş çıktıktan ve kendisinin de savaşa katılmasından dolayı bu işaretlerin kaybolması korkusudur. Aklına gelmiş, bunlar kaybolmasın diye, o zaman savaş zamanı da olsa bu işaretleri kaydedelim, yazalım diye bu tefsirini kaleme almış ve yazmıştır. Evet.